çok teşekkür ediyorum sorunuz için yani Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil Ermenistan'ın tarihine baktığınız zaman Hocalı'da 630'dan fazla çocuk kadın dahil insanları nasıl e, hunharca katlettiğini e, görebilirsiniz aynı şekilde Temmuz ayında Ermenistan yine sivillere saldırdı şimdi ise Ermenistan önce sivillere Çatışma hattında hemen e, Azerbaycan'ın e, bulunduğu bölgelere hem askerlere hem sivillere saldırdı. Çocuklar dahil birçok sivil e, şehit oldu. E, diğer taraftan e, son günlerde de sıkışan Ermenistan, Gence'ye ve hatta Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur. Ve e, Azerbaycan ise kendi topraklarında e, mücadele ediyor. Kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ediyor. Ve burada hukuken de ahlaken de e, herkesin e, her şeyden önce e, Azerbaycan'a bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Fakat sizin de söylediğiniz gibi e, tüm uluslararası örgütler ve de e, ülkeler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistanı destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Örneğin e, Minsk Üçlüsünden e, Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor. E, bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk Üçlüsü objektif olmalı, sorunu çözmek için de somut adımlar atmalı ya da öneriler getirmeli. Ama yaklaşık 30 yıldır e, maalesef e, Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar e, toprakları konusunda bu sorunun çözümü konusunda başta Minsk Üçlüsü olmak üzere somut hiçbir öneri gelmedi. E, biz şimdi e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu, söz konusu olunca güçlü bir şekilde haklı olarak hem Türkiye hem de Batılı dostlarımız olarak e, bu ülkelere destek veriyoruz. Toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde bu ülkelerin destekliyoruz. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz? Şimdi her iki ülkede NATO'nun ortakları. Dolayısıyla NATO'dan da tabii ki e, dengeli bir şekilde ateşkes, ayrı şekilde sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda çağrı yapması normal. Ama uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve de Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğü çerçevesinde bu işin çözülmesi yani Ermenistan'ın bir an önce buralardan çekilmesi çağrısında da başta NATO olmak üzere herkesin bulunması gerekiyor. Başka türlü de bu sorunun çözümü mümkün değil. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında. 1 milyon kaçkın göçkün yerinden edilmiş insan var ve Ermenistan bu işgalin tadını çıkarıyor ve güçlü de destek görüyor. E başka çözüm var mı şu anda alternatif? Yok. Bir taraftan da cesareti nereden buluyorsa Azerbaycan'a saldırıyor. E, Azerbaycan da buna karşılık veriyor. Kendi topraklarında mücadele veriyor. Dolayısıyla herkesin haklının yanında olması gerekiyor. Yani güçlünün değil, haklının yanında olması lazım. Ahlaken de, hukuken de. Bizim bu konuda tutumumuz açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Ee, ve e, daha önce de söylediğim gibi e, Azerbaycan'ın şu anda Türkiye'den herhangi bir destek talebi yok ama olursa da çekinmeden vereceğimizi e, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz tekraren e, söyledik. YouTube kanalımıza abone olun.